Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد حكيم olan, alim olan, basir olan, semi olan yüce Allah'a. Ve o yüce Allah'ın selamı bizlere örnek olarak tanıttığı, gönderdiği Muhammed Mustafa'ya ve onun tertemiz ehli beytine olsun. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Ayeti kerimede şöyle geçer. Peygamberinde, Allah'ın Resulü'nde sizler için üstün bir örnek, olgu vardır. Kimin içindir bu? Allah'a ve kıyamet gününe dönmeyi umanlar, isteyenler için. Ve diyor ki ayetin sonunda Allah'ı çokça anın. Esselamu Aleyküm. Nübüvvetin faydalarını konuşacağız. Nübüvvetin en temel faydası, ayet-i kerimede geçtiği üzere, örnek teşkil etmesidir. Yani biz saadeti istiyorsak, dünyada ve ahirette, bakın bu çok önemli. İnsan dünyada da ahirette de saadetini Allah'a, Resulüne ve ulul emirlere itaat ederek elde edebilir. Neden? Çünkü bu emir ilahi kaynaklıdır. Bu emir sizi tanıyanın, var edenin icat ettiği kanundur. Sizden istediği davranıştır. Sizi kemale ulaştıracak fiil, eylemdir. Burada ne başlar bizim için? Bunu nasıl yapacağımız? Yani ben çocuğumu eğiterek, ben işimi yaparak, ben toplumsal görevlerimi yerine getirerek, ben Allah'a karşı görevlerimi yerine getirerek ebedi hayatımı temin etmek istiyorum. Dinin özdeki belirlediği çizgi budur. Bunu nasıl yapabilirim? O bize bunu gösteriyor. Allah'ın Resulü. Çocuğunu böyle eğiteceksin. Ailevi ilişkilerini böyle şekillendireceksin. İşini bu şekilde yapacaksın. Allah'ına bu şekilde ibadet edeceksin. Tağuta itaat etmeyeceksin. Toplum ilahi emirler doğrultusunda yönetilirse gerçek anlamıyla bir toplumdur. İlahi emirler doğrultusunda yönetilmeyen toplum, yani tağutun hüküm sürdüğü toplum, gerçekte bir nefsin iradesinin kendi nefsani isteklerini temin etmek için bir topluluğun iradesini yok saymasıdır. Tağuta itaatin haram oluşunun en temel noktası budur. Onun
olgunluğu söz konusu olur. Yani toplumsal yaşantı bizi şekillendirir. Tarih bizi şekillendirir. Aile bizi şekillendirir. Yaşadığımız çağdaki bilimsel gelişmeler, öğretiler bizi şekillendirir. Eğer bunlar, bu gelişmeler, bu tarih, bu aile, bu topluluk, ilahi öğretiler çerçevesinde şekillenmişse, ilahi bir şekillenme söz konusudur insanda. Yani mümin dediğimiz insan ortaya çıkar. Kendi iradesi muvafakat ederse buna elbette. Burada peygamberin en önemli rolü budur. Yani sana bunu nasıl yapacağını öğretir. Sana ne zaman sabredeceğini, ne zaman savaşacağını, neyin önemli olduğunu, neyin önemsiz olduğunu öğretir. Müminlere karşı şefkatli olman gerektiğini, inananlara karşı merhametli olman gerektiğini, inançsız insanlara karşı, topluma zarar vermek isteyen insanlara karşı, ilahi değerleri yok etmek isteyen insanlara karşı acımasız olman gerektiğini öğretir. Çünkü o varlığı tehlikeye atmıştır der. Ki gerçek de budur. Peygamberin, nübüvvetin, nebinin, resulün topluma sağladığı, insana sağladığı en temel değer onun örnek oluşu olmasıdır. Yani insan gerçekten nasıl uyuması gerektiğini, ne kadar uyuması gerektiğini, nasıl yemesi gerektiğini, nasıl içmesi gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini en ideal şekliyle, en kamil şekliyle bu insandan öğrenir. O usvetun hasenedir. Ve bize karşı şefkatlidir. Ayetler böyle der. Peki biraz daha olayı açsak. Bu varlık, yani bu Resul bize ne sağlar? Yani onun olmadığı bir değeri düşünün. Günümüz dünyasında toplumlardaki en temel sorun yanlışlığın, kötülüğün alenileşmiş olmasıdır. Dini tabirler çerçevesinde olayı ifade etmek istesek, münkerin maruf olmasıdır. Yani bir insanın hırsız olması, kişisel çıkarlarını ön planda tutması, onun toplumun yöneticisi olma hakkını elinden almamaktadır. Bu toplumumuzdaki galip durumdur. Kahir çoğunluk toplumlarda buna boyun eğmektedir. Oysa ki Resullerin en temel faydaları geldikleri toplumda nedir? Böyle bir davranışın karşısında dikilmek ve buna baş kaldırmaktır. Toplum, toplumu yönetebilecek insanların yönetiminde olmalıdır. Nübüvvet olgusu, ilahi iradenin teşri olarak toplumda hüküm sürmesini sağlayacak olan o imamın temelini atar. Nübüvvetin en önemli ikinci faydası belki budur. Birinci faydası örnek oluşudur. İkinci faydası toplumu o insana yönlendirir. O insan kendisi de olabilir, vasisi de olabilir. Ta toplumda o ilahi emir hüküm sürsün. Yoksa kaçınılmaz son tağut. Yani
nefsi arzusunun hakim olduğu yönetim, yönetici. Sallallahu ala Muhammed ve ala alinnabi. Başka ne tür bir faydası söz konusudur? Dedik Nebi'nin. Allah Resulü'nün ve diğer bütün enbiyanın toplumda inşa ettikleri, icat ettikleri ahlaki, insani değerler söz konusudur. Bunların başında adalet olgusu gelir. Bunların başında insanlık olgusu gelir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet geçer. Suçsuz yere, haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürülmüş sayılır. Siz bütün dünyada, bütün düşünürlerin, bütün humanistlerin, kendisini insan hakları savunucusu farz eden bütün insanların sözlerini bir araya getiren böylesine mükemmel, humanist bir cümleyi göremezsiniz. Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş sayılır. Yani bir insanın yapabileceği en büyük kötülük. Bize peygamber bunu öğretmiş. Bize neyi öğretmiş? Kötülüğün ne kadar önemli bir şey olduğunu. Yani siz Kur'an-ı Kerim'den daha büyük bir insan hakları savunucusu gerçekten bulabilir misiniz? Bugün eleştirilen kısas kavramını düşünün. Bir insanın sahip olduğu en değerli şey yaşam hakkıdır. Bir insan yaşam hakkını kaybettiği zaman ebedi saadetini temin etme şansını kaybeder. Bakın, ebedi hayatını temin etme şansını kaybeder diyor. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'deki ayetin ışığında ne diyor? Yani bunun tek bir karşılığı vardır. Bütün dünyadaki o temel mantık, her şeyin tam ölçülü bir karşılığı vardır. Yani siz bir şey aldığınızda verdiğiniz şeyin aldığınız şeye değmesini istersiniz. Ceza hukukunun temel prensibi budur. Bir düzende huzursuzluk yarattığınızda o verilen zararın temin edilmesini istersiniz. Bir insanın yaşam hakkının alınmasının sadece tek bir karşılığı olabilir. Ki bu açıktır. Bakın Resul çıkar, faydalanma gibi olguların olmadığı, bunlardan arınmış insandır. Bizi o salt doğruyu gösteren insandır. Olgu olmasının yanında o vahyin güneşinin doğduğunu gösteren insandır. Salt olarak bunu ifade etmek çok önemlidir. Nebi'nin yaptığı bir diğer önemli davranış budur. Doğruyu o çıplak haliyle sunmak. Ki Kur'an-ı Kerim burada devreye girer. Bir Müslüman olarak biz bunu müşahede ederiz. Diğer bir sorun ki Nebi bunu def eder. Her topluluk belirli zamanlarda, mekanlarda, olaylarda bazı inhiraflarla karşı karşıya kalır. Yani toplumlar ve bireysel anlamda, toplumsal anlamda bozulmaya maruz kalır. Ki bu o bireyin, o toplumun
geri döndüremeyeceği bir noktaya gelmiş demektir toplum. Nebi dönmüş yaprağı yerine getiren insandır. Yani o geri gitmiş tarih sayfasını yalnızca o yerine getirir. Cahiliyet dönemi bunun en açık örneğidir. Yani biz nebinin, nübüvvetin faydasını konuşuyoruz. Bakın kızlarını diri diri gömen, insanlara tecavüz etmek, onlar için iftihar olan, Allah'ın evini ziyarete gelen insanları soyan, ölülerini saymakla övünen, daha sayabileceğimiz onlarca iğrenç davranış toplumda hüküm sürmekte. Bir insan geliyor, bu insanlardan ne yaratıyor, ne oluşturuyor? Selman, Ebu Zer. Hak için, adalet için hiçbir şeyini feda etmekten çekinmeyen insanlar. Bu yaprağın geri dönmüş hali, fıtratımıza döndüğümüz halidir. Peygamberin bir diğer önemli faydası budur. O olgudur. O ilahi hükmetin temelini atar. O hakikati salt bir şekilde açığa çıkarandır. Gün yüzüne vurmasını sağlayandır. O inhirafa uğramış, bozulmuş, deforme olmuş insanı, toplumu bizim günümüz tabiriyle fabrika ayarlarına döndüren insandır. Bunu bundan başkası sağlayamaz. Ki o neyi emretmişse o da muhakkak olacaktır. İlahi irade bu şekilde gerçekleşmiştir. Buradaki temel bir soru vardır. Bunu ifade ederek konuşmayı bitirmek istiyorum. Öyleyse diyor, her zamanda, mekanda biz peygamberle karşı karşıya değiliz. Ayeti kerimede geçtiği üzere ne buyurduk? Bütün ümmetler için, kavimler için bir hidayet edici, bir Resul gönderdi. Allah Resulü'nün ve İslam dininin en önemli yönü, İslam'ın kamil din oluşu ve Allah Resulü'nün son peygamber oluşudur. Yani Muhammed'in helali ve haramı kıyamet gününe kadar baki olacak helal ve haramdır. Dini tabirle. O Allah Resulü kendisinden sonra neyi emretmiştir? O ulul emr dediğimiz, o namazda rükû halinde zekat veren insana tabi olunmasını emreden Allah Resulü bize kamil dini vermiş ve kamil dini neyin ayakta tutacağını da göstermiştir. Ne demiştir? Kamil dine bireysel, toplumsal anlamda nasıl sahip olursunuz? Kur'an'a ve Ehl-i Beyt'ine sıkı sıkı sarılarak. Konuşmamı burada bitiriyorum. Bunu iyi düşünün. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين.